Da soğuk davranıyor. Evet. Ya o kadar az önce sen asıl bir cümle söyledin. Kayınvalidem beni aslında evet. istemedi. İstemiyor. Kim ister benim gibi insanı ya? Kim bunun için bakalım çok neler demişsin. Ama izleyelim. Oğlu beni seviyor. Ne yapacağım? Bakalım. Yemekhanedeki bizim abla var ya. Evet. Evet. O benim kayınvalideme anlatmış. Özlem'le ilgili bir konuşmaya şahit olmuş. Kayınvalidesi telefonda konuşurken duymuş kadın. Demiş ki, ay yeter artık bıktım şu gelininle küslüğü bırak al başımdan. Nasıl yani? İstenmeyen senin... gelinmiş. Kadın senin hani kayınvaliden Avusturya'daydı da o yüzden gelemedin edemedin de öyle bir şey yokmuş. Siz ulu orta her yerde insanların telefon konuşmalarını mı dinliyorsunuz? Ağzınla eşim? Söylüyorsun ya da arkadan milletin dedikodusunu mu yapıyorsunuz 7/24 bak eşim? Dedikodu değil. Dedikodu. Söylüyorum. Dedikodu. Ben arkadan bir şey söylemiyorum. Duyduğum şey ortalıkta konuşan senin kayınvaliden böyle bir konuşma yapıyor, dedikodu yapıyor. Ben de duyduğum şeyi sana söylüyorum. Dedikoduyu bu arada senin kayınvaliden yapmış oluyor. Evet, kayınvaliden beni istemedi ve beni istemeye de gelmedi. Çünkü niye? Çünkü ben onları istemiyorum. Konuşmaları, her hareketleri, her yaptıkları davranış o kadar çok saçma ki. Bir gün seni çok istiyoruz Özlem. Sen çok iyisin Özlem. Ertesi gün her şey çıkarlarına dönüyor. Allah. Gülnur Hanım benim merkezlerime gelip bedava işlem yaptırmasa o da benim suratıma bakmaz. Aa. Ya kadın pazar günü dükkan açtırıyor. Benim pazar günü dükkanım kapalı açtırıyor sırf kirpiklerini yaptırmak için. Çünkü onlar evde bütün gün mantı açacak gelin arıyorlar. Yazları kendileriyle memlekete gidip koyun güdecek gelin arıyorlar. Ben o kadın değilim. Burada kim kayınvalidesiyle anlaşıyor? Bana söyleyin ya. Herkesin kayınvalidesiyle bir problemi var sonuç olarak. Ne ayıp ne zoruna gitti söylediğim nerede ay, yalan var? Müsel Hanım şoklardayım şu an. Hangi birinden bahsedeceğim bilemiyorum. Sen mi telefonla konuşuyordun? Ablama dedim ki yani ablacığım yani biraz orada kalıyor yurt dışında. Evet, evet geliyor izinde şunu bir hatırlatalım buraya. Mı? Özlem'in kayınvalidesi Avustralya'da. Evet, şu an evet. burada. İzinde istesem onunla da gelebilirdim. Evet. Ama ya. Ben samimi bulmuyorum. Küs olduğum bir insanla aynı ortama girmeyi. Evet. Aa çok şaşırdım şu anda. Yani Nursel kayınvaliden Hanım, seninle gelmek istemedi. Doğru ben mu? De onu istemiyorum ki. Alakası bile aslında yok. Belki de ablam gelecekti yani. Bu dedikodu nereden çıktı? Ablama dedim ki ben çok sıkıldım burada. Hazır buradasın. Gel gelininin yanına dedim yani programa. Burada mı sıkıldın? Bizden mi sıkıldın? Ben iki gündür benden biraz... Benden sıkıldı. Hayır alakası bile yok. Çok kaosa alışık değilim. Sen çok mi? Üstüme geliyorlar. Niye sizin ailede 7/24 kaos dönüyor aşkım? Öyle aşkım. Bizim sülaleden sana en çok değer veren, senin öz annen, öz teyzen gibi davranan benim. O yüzden arkamdan bunu konuşuyorsun. Bunu inkar edemezsin. O yüzden arkamdan diyorsun ki gel gelinini al. Öyle gidelim şey o zaman. Demedim. Niye gidelim? Çıkalım mesela dur. Şimdi. Ben çıkabiliyor muyuz? Demiştim. Gidelim. Dur. Ben yüzleşmeye hazırım. Ben telefonda abla hazır buradasın. Belki de barışacaklardı Nursel Hanımcığım. Ya sen benim onunla barışmayacağımı biliyorsun. Şu an iyi niyet yani. Göstergesi yapma. Ama ne olursa olsun değer verdiğin bir adam var ya. Adama değer veriyorum. Adam benim için çok değerli. Ama tamam, ailesiyle ilgili evet. konuşuyorsun bana ya. Bana ne ailesinden ya? Aa, bana ne? Ya yaşını başına beni almış. Beni de küstürecek. Ya, ay çok komunda. 40 yaşında adam. Şaka mı yapıyorsun? Çok ciddiyim. Valla bak şaka yapıyor gibisin. Gidebilir. Bana ne? Herkes hayatından gidebilir. Yani mesela bunları izledikten sonra beni terk de edebilir. Mesela birkaç anlatımdan dolayı kendisi bana tavır takındı. Ben de dedim ki nişanlın mı? Evet dedim git. Gitmek istersen git. Benim için önemli değil. Sen benim gideceğimi biliyordun. Söyleyeceğim şeyleri de biliyordun. Seninle benim ilişkimi de biliyordun. Ne yapacaktım orada? Canım, kocam, bir tanem, her şeyi mi diyecektin? Öyle yani? Diyeceğim tabii, ne diyeceğim? Niye oynayayım? Niye olmadığım insan ki? Kimliği yansıtıyor? Ben anlamadım. Ne diyor? Net ya. Ben niye olmadım? Hayır, o zaman sağlam temelde atılan bir ilişki benim gözümde yok. Pamuk evet. ipliğine bağlı. Aslında en başta söylediğim şeye bağlı oluyor. Evet. Hemen git diyebileceksen, daha önce söyledim ya, siz sevgili olsaydınız aslında. Aynen. Evli henüz böyle aynen. sağlam... Şey olarak ben görmüyorum. Aşkım bak şimdi Yeşim, senle bir şart konuşuyoruz. Bir şeyi anlaşıyoruz, tamam mı? Hı. Sen bu anlaşmayı bozmaya kalkarsan, konuştuk, anlaştık, okey dedim, ben okey dedim. Bir şeyi yaptık. Şimdi sen bundan caymaya kalkarsan benim sana yalvarmama ya da benim sana lütfen kal demeye
Neden diyeyim? Ama sen emek de demezsin. Kumanda, kumanda. Sen de demezsin. İlişki, bu emek değil, bu pohpohlanmak olacak. Hayır. Zaten iki niye tane... Niye pohpoh diyorum Eylül adama? Gitsin anası pohpohlasın. Ağlamam ya, pohpohlayacaksın. Böyle bir ilişki şekli gitsin yok anne. Ya. Hayır. Ya bak, az önce benim fikrim de ona geldi. Sakin olur musunuz? Aslında Nursel Hanımcığım, kalbi özlemin o kadar iyi ki, o kadar merhametli ki, ay bu da... bu sıralar biraz bence fazla bunaldı, fazla üstüne gittik. Levent bir taraftan, ben bir taraftan, ablam ay, hazır buradayken biraz barıştırmak için benim, mücadele benim verdik. Benim beynimi yaktın. O yüzden aslında Nursel Hanımcığım. Şimdi sen onu ne güzel övüyorsun. Aynen. O sen, sana saçma diyor ki işte, güzellik merkezine gerçekten gelmese... Hmm. Beni de sevmez diyor. Evet. Pazar günü açtırıp kirpik yaptırıyor diyor. Ya bu pazar diyor. Tamam mı? Bir görüşmem var. Böyle tesadüf eseri çıktı. Yukarı bir çıktım, bu. Benim kız. Dedim senin burada ne işin var dedi. Gülnur Hanım beni aradı çağırdı. Ama ya, Özlem. Ben pazar bu kıza izin vermişim. Sen ne işin var burada? Benim niye haberim yok? Bu dükkan benim. Açılıyor, birileri geliyor. Yani Nursel kızlar Hanımcığım, da ailem diye size, bir şey söylemiyor. Reklam olur şu an. Yani çok ünlü bir merkeze giderken sırf Özlem gelinimiz olacak diye ona gitmeye başladım. İnanın yaptığım yaptığım şeyleri de size atabilirim. Ödemeleri daha de atabilirim. Daha güzel bir yere gidiyordu. Evet, çünkü Özlem Hanım'ın da normalde gelinimizin de ödemeyi alan başka kişileri var. Hani bankadan yolladığım ödemeleri de size gösterebilirim. Karşılık. Hiç kimseye bugüne yani kadar diyor ki... yük olmadım. Ha. Ama ona gidiyorsam ben ona çevremi de götürüyorum. Zaten sülalede onu en çok seven benim. Para veriyor musun? Kesinlikle veriyorum yani. Gösterebilirim. İndirim yapıyordur. Yeşim. Ya, deminden beri konuşmaları da dinliyorum mesela. Gülnur Hanım'a yaklaşımı hiç ve hiç hoş evet değil. Ben üslubuna takılan bir Yeşim insanım. Bir saniye. Deminden beri mesela konuşurken... Telefonda bu, arkamda konuşmuş insana şu an ne yapayım? Bak sevmeyebilirsin, şey hiç anlaşamayabilirsin. Ben kayınvalideme dört dörtlük mü anlaşıyorum? Hiçbir zaman kayınvalideme bana neler yaşattı. Bu, ay kız, tamam aşkım falan. Hani böyle kayınvaliden olduğunu ben hissetmiyorum, bize hissettirmiyorsun. Sanki senin lise arkadaşın. Hani öyle bir izlenim, öyle bir yaklaşım. Bence sen daha evliliğe... adım atmış değilsin. Evliliğe bence sıcak bakmıyorsun. O yüzden de kayınvalidenin kız kardeşi olarak da görmüyorsun. Büyük olarak da görmüyorsun. Bence hiç o şekilde yani. Ya ben de şöyle... Ben bir şey söyleyebilirim. Ben bir şey söyleyeceğim. Özlem, ya kamera arkası az çok birbirini tanıyor herkes. Yani kimin ne olduğunu. Özlem yansıttığı gibi biri değil. Evet. Öyle dik ve sert konuşuyorsun ki hani bir de tam gelin kayınvalide yarışması ya bu. Hani herkes pof pof yaparken sen ya böyle bu kadar falan net konuşunca zaten yanlış anlaşılırsın. O yüzden dikkat Hayır, et. Hayır, şimdi şöyle bir şey var. Sorulan sorulara karşı tavrım netse net bir cevap veriyorum. Ben vicdansız değilim, merhametsiz değilim, sevgisiz değilim. Ama biraz süzgeçten geçirmek gerekmez mi? Hani Hadi. Şöyle, bana programda şu söyleniyor. Senin kaynanan, senin arkandan şunu al başımızdan dendi deniliyor. Şu an benim onun yüzüne sen bakıp gülmeme dedin ne gerek var ki? Bir saniye. Hanginiz gülersiniz? Özlemciğim. Hanginiz gülersiniz? Özlem bir saniye. Ne konuştun ablanla? İnanın Nursel Hanımcığım, ablama söylediğim şu. Abla hazır buradasın. Yani ben de biraz bunaldım gerçekten. Hani sen gel. Yani aslında amacım onu barıştırmak. Ve buraya da gelsin Kötü yani. Kötü bir şey dememiş. Söyle, hayır ama bu. Bana söylenen o değil. Bakın VTR'de izliyorsanız bana söylenen o değil. İnanın bu. Çok basit aslında yani. Gel bunu, bunu al. Sıkıldım aynı kelimeleri. Bak hayır, aslında mantık aynı. Senin yapman gereken kendi kayınvalidine işte Gülnur abla, Gülnur teyze ne söylüyorsan ya sen ne kullandın bunu sormak yerine işte böyle dedikodu yayılıyor bilmem ne. Evet burada ya, her şey fısıldı gazetesi. Burada tanıdığımız her şey insanlara mı güveneceğiz? Yeni açanlar varsa Özlem'in kayınvalidesi 2 haftalığına Türkiye'ye geldi. Yurt dışında yaşıyor. Küs oldukları için de eşinin teyzesiyle buraya katıldı. Yani evet, kayınvalidenin kız kardeşi mi oluyorsun sen? Evet. Evet. Özteyim. Ay inan ki terlettin bizi Özlem. Şoktayız. Yani çünkü hani bizim bir toplumumuzun böyle bir şeyi var ya hani öyle büyüdük, öyle gördük. Yüreği hiç alışık çok güzel aslında inanın. Bir tavır ama yani sanırım devir değişiyor. Böyle kadınlara da alışmak mı lazım bilemedim yani. Gülnur çok abla fazla duymaya başladık. Kimde son tadım?
Songül Hanım da. Açılın. Geliyor.